Arkadaşlar hoş geldiniz. ASP.NET ile veri tabanı işlemlerine devam ediyoruz. Önceki dersimizde veri tabanından kayıt silmeyi konuşmuştuk. Bugünkü dersimizde ise veri tabanındaki kayıtları okuyup bir data grid'de listelemeyi konuşacağız. Bunun için öncelikle formuma bir adet data grid view nesnesi ekliyorum. Evet, data grid nesnemi ekledim. Şimdi veri tabanımda bir takım alanlar vardı. Bu alanlardan hepsini çekmek istemiyorsanız DataGridView nesnesini özelleştirmeniz gerekir. Bunun için GridView'yu seçtikten sonra AutoGenerate kolon özelliğini false yapıyoruz. Peki. Daha sonra GridView edit kolon deyip DataBound ekliyoruz. Adı soyadı olsun. Data field mutlaka vermemiz lazım. Per adi. Yani tablomdaki alanın adını ise aynı yazıyoruz. Tablomda per adiydi. Okay. Daha sonra departman alanı içinde yine bir adet bound file ekliyorum. Departman. Maaşı için aynı şekilde data per maaş son olarak telefonu için ve data per telefon. Okey. Auto format verebilirim. Professional olsun. Okey diyelim. Daha sonra bunu sayfamda ortalamak istiyorum. Bunun için format sekmesi new style. İsmi new style 2 mi olsun? İsmi ortala olsun. Ortala. Box kategorisinden margin için tüm için ayrı olanı kaldırıyorum. Sağdan auto ve soldan auto verirsek sayfada ortalanır. Okey diyelim. Bunu seçtikten sonra source kısmına gidelim. Buradaki ortala klasını ismini verelim. Otomatik veremediyse. Onun için CSS class eşittir ortala. Peki. Tasarım işlemi bitti. Koda dönelim. Şimdi sayfanın CSS tarafına dönüyorum. Silme kodları burada. Şimdi silme işlemini bir adet metotla yapalım. Bunun için protected void kayıt sil olsun ismi. Kayıt listeli olsun. Pardon. Listelen. Evet. Şimdi veri tabanına bağlanacağım. Şu bağlantı cümlesini her seferinde yazmamak için yukarıda bir yere alalım. Evet. Veri tabanına bağlanmak için bir adet connection nesnesine ihtiyacım vardı. OLEDB. OLEDB connection. İsmi bağlam olsun demiştik. Bir adet connection cümlesi alıyordu. Zaten yukarıda var. Her seferinde yazmak zorunda değiliz. Sonra bir de orada bir command nesnesine ihtiyacım var. İsmi listel olsun. İki adet parametre oluyor. Birisi SQL cümlesi, diğer de bir bağlantı nesnesi. Evet, SQL cümlemi yazıyorum. Veri tabanından kayıt okuyacağız. Bunun için select tüm alanları getirsin. From yalnız from tablonun üstüne tabela personel. Evet.
Tamamdır. Evet, bir hataya karşı try catch bunu oluşturuyorum. Try. Olası bir hataya karşı. Hata olursa catch bunu çalışacak. Exception. Hata olsun ismi. Exception türündeki değişkenin. Evet. Hata olursa burası çalışacak. Son ve son olarak çalışacak kodlar da buraya yazacak. Peki. Hata yoksa öncelikle veri tabanıma bağlanmam lazım. Çünkü bağlanmadan ya veri tabanıma açmam lazım. Çünkü veri tabanını connection nesneme açmadan oradan kayıt okuma işlemini gerçekleştiremem. Şimdi kayıt okumak için data reader nesnesini kullanacağım. Data reader nesnesi ise sistem.data uzaylanında using sistem data eklemezsem data reader nesnesini kullanamam. Şimdi iData Reader türünden oku isminde bir nesne üretiyorum. Oku nesnesinin değeri de listele nokta bu sefer execute reader. Çünkü bu sefer veri tabanına bir komut göndermeyeceğim de veri tabanından direkt kayıt okuyacağım için execute reader nesnesi özelliğini kullanıyorum. Şimdi grid view data source'unu data reader nesneme bağlamam lazım. Bunun için data source'unu data reader nesnesi olarak belirliyorum. Daha sonra grid view 1 nokta data bind dememiz lazım. Data bind. Daha sonra data reader nesnemi kapatabilirim. Ve hata varsa kullanıcıya bir uyarı verebilir. Response.write hata desin. Ve hatanın kodunu versin. Ne olduğunu versin. Hata nokta mesaj. Hatanın mesajını versin. Son olarak bağlantımı kapatsın. Bağlantı.close bağlam nokta display. Evet. Şimdi veri tabanında kayıt okuyup listeleyecek. Bunu bir grid view'de aktaracak kodunu yazdık. Şimdi bu metodumu çağırmam lazım. Bunu formula dolayında çağırıyorum. Ancak sayfamız daha önce yüklenmediyse bu metodu çağırsın. Onun için if is postback. Is postback kayıt listele. Evet. Kodlarımız tamam. Daha önce eklemişiz zaten. İki kere ekledim diyor. Hatta şey yapıyor. Uyarı veriyor. Tamam. Evet. Bir kontrol edelim. Evet. Veri tabanındaki kayıtlar başarılı bir şekilde formül dolayında yüklendi. Ve videomuz da burada bitmiş oldu. Çalışmanızda başarılar dilerim. İyi günler.